Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlu merhameti bilen bugün hemmene Allah'ın beytlerden bir beytte Allah'ın üylerden bir üyde dinimiz talimatlardan örgenişte devam eder ikemiz bugünkü mevzuyumuz ilim Allah üçün alınadı deyip eteledi. İlim örgener ikemiz yani şu suhbetler arkali dinimiz talimatlarını örgener ikemiz ötken suhbetlerimizde biz ilmin faziletini, onun derecelerini gaplaşıp öttük. Şimdi bu örgenedigen ilmimizde niyetini rastlap amasek, ondan toluk, doğru menfaat alalmayız. Şunun için bugünkü sohbetimizde aynen ilim Allah için alınışı hakkında gelgen hadislerini ve ular üstüde eğitilgen ulamalarımızın izahlarını örgenip ötemiz. Allah nasip kılsa ilim adabları hakkında hem sohbetleşemiz ki o sohbetlerimizde. Lekin bugünküse fakat niyetke bağışlengen. Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kınladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Men teallama ilmen mimma yubtega bihi vecuhullah la yeteallamuhu illa li yusibe bihi aradan mined dunya. Lem yecid arfel cenneti yevmel kıyame. Ravahu Ebu Davud ve İbn-i Mace. Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Allah üçün örgenilediğin ilimini kim dünya menfaatlerden birer menfaatini kolge kiritiş üçün örgense cennet, kıyamet günü cennetin hidini hem hidlemeydi. Özü ilim örgenişten maksat saadet. Dünya saadeti ve elbette ahiret saadeti. Lekin niyet çatak olsa, niyet doğru bulmasa, Allah üçün degen maksatke muvaffak bulmasa, onda o ilim aksinçe netice verirken fayda giymez, zararge hüccet bulup, kişinin kıyamet günü cennetke kirişge sebep buladigan ilim, niyet sebepli cennetin hidini hidlemezliğine alıp gelirken. An İbni Umar radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal men teallama ilmen li gayrillah ev arada bihi gayrallah fel yetebevve meqadahu minen nar. Kim bir ilimle Allah'dan özge üçün Allah'dan özgeni irade kalıp istep örgense dozahtan cayını alabilirsin dediler. Üç bu ilimlerde, üç bu hadislerde ilim degende avvala şer'i ilimler nezarda tutuladı. Hususen Allah üçün örgeniş gerek bugün ilim degende yani tirikçilik üçün başka üçünmez. Allah'ını tanış üçün örgenilirken ilim. Eğer mene şun de ilimini dünya arazide örgense, o demek cennet hidin hidlemeydi ve dozahke ravana buladı. Şimdi biz Allah'dan başkanı irade kılıp, dünya menfaatini irade kılıp degende ne men düşünemiz? Fakat yine şu pul tapış, yayınki kandidir mensep, obro degan manfaat emas. Har qanday Allohning roziligidan ma'naviy manfaatdan boshqa manfaatlar mana shu gapni ostiga kiradi. Bunga keyingi hadisda ayrim demak ishoralar bor. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar. Man talaba al-ilm li yujadiya bihi al-ulama aw li yumariya bihi as-sufaha أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي وابن ماجه
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dediler. Kim? Ulamalar bilen tartışış üçün. Yayınki tentek adamlardan galip geliş üçün. Yayınki adamlarını özüye karatış üçün ilim örgense, ilim talep kılsa, Allah onu dozakka kiritedi dediler. Ana demek ilim alıştı, uşu maksarlarını kılış halatları bırakan ki hadiste alahide senel yaptı. Hazır, mesela bazı bir kişiler ilimin bu mesela tartışmadıysanız, tartışamayın deyip ilim örgenişi mümkün. Niyet çatak etti. Hakkını sabit kılış üçün, men ulamalar bilenmez, cahiller bilen tartışamayın hakkını sabit kılış üçün. Dese bu başka gel. Lekin men özümünü galip kılaman deyip, ha, özüm galip olayı, yutup çıkayım, degen niyette ilim oksa, demek o adam dozakka haklı bir kolarken. İkincisi, şunaki adamlar hazıran var. İlimsiz adamlarını ilimsizliğinden faydalanış için ilim okuydu. Bir çekeden ilim okumaydı. Tertip bilen dinini, şeriatını doğru örgene edemeydi. Şu burada da adamlar varken, şunlarla ne madur deyip şunlarını ahmak alıp etkenliğe kiritiş için ilim okuydu. Bana hazır bazı bir taifeler çıkıyordu. Daim bu kıyken. Bitti yarımda hadis ayetini ya bir yağdan ondan tesinden örgen var yanında şu bundan adamların ahmak alıp yürüptü. Bu yağdaki adamlar öyle dedi ki, ha ayette yapar yaptı, hadisten yapar yaptı, doğru şekilde. Avazını belen kötü alıp koysa ya, birlikte dadil gapirsayla insan haqta bo'lib qolmaydi. O'sha odamlarni tartibsiz ilm o'rganishga, intilishga nima sabab? Tezroq shu odamlarni o'zimga qaratib olay, ergashtirib olay, yoinki haligindek ba'zi bir noto'g'ri maqsadlarga yo'naltirib olay degan maqsadda shoshadi. Ha, ilmni tartib bilan o'rganib borsa, unga vaqt ketadi, mehnat ketadi. Onun için ustazı aldı da tiz çöküp oturuş gerek. Ustazını yüzüye karab, ondan bir bahre alıp, onu aldı da adamını geliştirip oturuş gerek. Onun takatı yok. Bir tane kitabını iyi adam var alaydı, bir tane kitabını bir adam var alaydı. Ket şu bilen talaştı, tartışken, yine şu bilen ilimli dava kıyan, yine dinli gamını dava kıladı. Bazı bir kişiler, asıl dinli, asıl metni Arap dilinde. Kur'an, hadis Arap dilinde. Hama kitaplar, usul kitaplar, yani asas kitaplar hamas Arap dilinde. Lekin Arap dilini bilmeydi. Rusça tercümesini okuyken, İngilizce tercümesini okuyken ketti. Tartışmaya girişti. Mümkün mü bu? Okup tercümeler, okup öğrenişimiz, amel kılışımız için kılınken. Lekin o ilmi bahs için yaramaydı tercüme. İlmi bahs için tilini özünü bileşiz gerek. Öziz bevasıta o tilini, sır sınavatlarını bilip, onge aklınız yetişiş gerek. Ana onda siz keyin ilim ahli derecesi yetip, keyin bir ilmi baskısız yaraşadı. Lekin falancını tercihmesini, pistancını tercihmesini alıp, onu karıştırıp, mene gel bunda oku deyip, baskılıp, onu içtimai tarmaka tarkatıp, adamlarını ahmak alıp, gengitip, hiç de mümkünmez. Şunun için azizler buna kadar derselerde çalgımasızlığımız gerek. Hazırlık günde cüde köp adam soru yaptı. Hop, kimi eşitsek buladı, kimle örgensek buladı, dinle örgensek, kimle kulak salamız. En köze köründen ve toluk biz hama tamallama işanç bilen, hatırcamlık bilen, hama her cahattan kanıkarlı deyip ayta alamız. Ustaz Hazretleri, Şeyh Hazretleri'nin kitapları, audioları, maruzaları, şunlarla amal kıvası özü kettik hep. En savağa çıkıp kası, yurttaki muhtebar ulamalardan soruyduk. Sorayın. Mesela bilmiyim ben. Burası, mesela Hazretini başta etken zikir ahliden sorayın saval cevapları hazır geçe devam etti yaptı. O kişinin şagirdleri devam ettiri yaptı. Ferzenleri şagirdleri. Hali geçe mesela biz burası da savalga cevap verilmeye kalışkenini yani burası da cevapta hıyanat hıyanını mesela ben küzetmeyeyim. İnşallah onlarsa yok. O yine ne gerek? Dinimizi örgenişimiz için menba türüptü. İkincisi Müslümanlar İdarası karşıdaki fatva bölümünden şuna acayip cevaplar çıkıyordu. Bu yediyen bir de katta ahli ilimler işleyordu.
Siz dinimiz, dininizni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yetadi mana shular. Mana shu manbalarga amal qilib borsak, agar qurbimiz yetsa marhamat, arab tilini o'rganib, tartib bilan o'rganib, yana ilmiy darajalarga erishsak, hech kim buni to'smaydi. Lekin u doiraga kirmasdan turib, mana bunday hadisda aytilgandek, faqatgina tortishish uchun o'zini qaysidir fikrini qo'llab-quvvatlab shu bilan yengib chiqish uchun haqni qoim qilish emas, o'zi g'olib bo'lish uchun. Mana bunga o'xshagan holatlar. Hech demak, maqtalgan holatlar emas, ilmga yot, nafaqat yot, zid ishlar hisoblanadi. Ixtiloflar haqida ham ulamolarning kitoblari bor. Ixtilof shariatda biror masalada ixtilof qilsa, kim o'sha ixtilof qilishga haqli? Ulamolar bilan tortishish uchun ilm o'qimasin degani, hech kim bilan qaytib tortishmasin degani emas u. Maqsad tortishish bo'lmasin. Maqsad haqni o'rganish, ilm olish bo'lsin. Allohning rasulini tanish bo'lsin. Lekin bir botil ahli chiqib odamlarni yangityapti. Endi ularga javob berish uchun ilmiy bahs qilsa, bu doiraga kirmaydi. Bu yerda tortishib o'zini g'olib qilish emas, haqni izlash maqsad qilinyapti. Shuning uchun u boshqa masala bo'ladi. Xo'sh, endi biz agar ilm olishda Allohdan boshqani roziligini niyat qilmas ekanmiz, demak biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak niyatda? Azizlar, niyat qalbni ishi. Niyat qalbda qaror topgan va o'zingiz gohida sezib sezmay qolgan qasd bu. Niyatni tahlil qilish juda qiyin ish. Juda murakkab ish. Lekin qo'limizdan kelgancha qilishga majburmiz. Har bir amaldan oldin niyatni to'g'rilash lozim. Masalan, peshinga kelyapsiz. Ozgina oldin chiqib shu ozgina dinimiz ta'limotlaridan o'rganaylik degan xayolda qadam bossangiz bo'ldi. Shu niyat ilm talabidagi qadam bo'ldi, ilm talabidagi harakat bo'ldi. Masalan, ulamolar aytadi. Bozorga chiqib go'sht olib kelyatib bir yo'li peshni o'qib kelarman desiz, niyat go'shga ketdi. Chiqib peshinda jamoat bilan o'qiy qaytishda go'sht olaman desiz, endi niyat namozga bo'ldi. Shuning uchun doim niyatni rostlab yurish kerak. Tobeinlar sahobalardan birlari vafot etganda bir ulug' tobeinning oldiga xabar aytib kelishibdi. Falonchi Alloh Rasululloh akram alayhi vasallam sahobalardan falonchi olamdan o'tdi. U kishi turib qoptilar. Biroz turib ketdik debdilar. Shunda xabar olib borgan odam so'rabdi. Taqsir, nega xabarni eshitibdi, yuring ketdik demasdan turib qoldingiz? O'sha aytilganki, niyatni rostladi. Ketdik desa ketavermaydi. Niyatni rostladim. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom sahobalardan biri, ulug' zotlardan. Mu'minning haqqi falon savobni hadisda aytilgan. Falon ajrlar bor degan niyatni oldin rostlab keyin qadam bosdi. Demak, ilm talabida ekanmiz. Mana shu joyda ilm o'rganishimizdan maqsad ham Allohni tanish, dinini o'rganish, haqni o'rganish va hidoyatga yurish bo'lish kerak. Agar niyat shunday bo'lsa, niyat shu o'rganayotganlarimizdan to'g'ri istifoda qila olamiz. Haqni ko'ra olamiz va inshaalloh ikki dunyo saodatiga bu ishlar sabab bo'ladi. Mana shu hozirgi suhbatlarimizni yozib ham tarqatilyapti. Mana shularda ochib o'qishda ham agar ilmni niyat qilinsa inshaalloh savob bo'ladi. Har bir ishda demak niyatni rostlash lozim. Nimalarga e'tibor beramiz niyatlarda? Niyat qilishda. Birinchisi, Allohga aql ko'zi bilan, ilm bilan ibodat qilishni niyat qilamiz. Siz ibodatda ilmni shunisi zo'rki, ilm o'qigan saringiz, Allohni tanib, shariatni maqsadlarini tanigan saringiz, shu 4 rakat ibodatingizni halovati, quvvati, fazilati ortib boraveradi. Ma'rifatingiz oshgan sari o'sha 2 rakat, 2 rakat. O'sha 5 daqiqa, o'sha 5 daqiqa ketadi. Lekin ma'rifat oshgan sari, ilm oshgan sari u sizni ma'rifatingiz hali chalaligi paytdagi namozingiz bilan yer bilan osmoncha farq bo'ladi. İlim, ma'rifat oshgan sari
Onu hayatınızda sinegenseniz namazda halavatınız küçüğe bir uğradı. Dereceniz küçüğe bir uğradı. Menfaati semeresi küçüğe bir uğradı. Yani hadislerde geldi, ayetlerde hem geldi. Allah bir yaşlılıkını 10 beraber ve 700 beraber ondan hem çeksiz köpeğitirişi mümkün sevabını. Ne menin hesabı geçiyor? Siz hem yanınızdaki şeyiniz hem şeyiniz hem iki rekat namaz okudu. Onusu hem bunusu hem min son sadaka kıldı. İhsan kıldı. Lekin onusu 700 beraber sevap aldı. Bunusu 10 beraber sevap aldı. Yine bunu bir yerde gitsin niyet şatalı giden günah aldı. Bu hem buluş mümkün. Ne menin hesabı geçiyor? Hemen niyetin hesabı. Niyet, marifet, ihlasını hesabıya sahabı artı uğradı. Allah subhanahu ve teala'nı yakından tanıp, ibadette Allah'ını körüp dururken de ibadet kılıç derecesine yakınlaşken sarı ibadetini sahabı köterli bana uğradı. Menfaatı faizi köterli bana uğradı. İlimde hem hud şu. Demek biz niyetini ne kılalımız? Allah'ın dinini, Allah'ın özünü, Resulünü, dinini yakışarak tanıp ibadet kılıç için İlim öğrenemiz. Birinci niyet bana şu buluş gerek. İkincisi, hadislerde gelen ilim talep, ilim talibiyle vaada kılınken sahabelerini ümit kılın. Ötken sıfatlarda öğrenip öttük. Cennetki abaruşu en yakın yol. Alimli abidden fazla 70 beraber. Yani minkte abidden afzal bazı oranlarda. O hakeza. Yine bitten derse var. Bu ham bir makale kısa arz edilen mevzum. Yani köpden beri öyle bilemem. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dualarını alışını istesin mi? Ben şu savaldı bizge bırak bir sen. Siz Resulullah'ın dualarını alışını istesin mi? Dese kim? Yok dedi. İçimizde şuna adam buluşu mümkün mü? Müslüman adam. Hazırsız bir de ulu alım adam kese bir dua vereyim. Bir dua kısaydı hakkımızda de buyurun bize. Lekin Resulullah'ın duasını alışını istesin mi? İmkanı var mı hazır şuna? Var. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam etkerler. Naddarallahum ra'an. Semi'a minna şey'en feballagahu kema semi'a. Allah yarlakasın. Yüzünü yarık kısın. Talihini bersin. Kimdi? Menden bizden bir hadisini işitip başkaya yetkizgenini. Şunun için deydi ulemalar. Muhaddislerinin yüzündeki nur başka adamdan tapılış kıyın değil. Mene şu Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri şerafet. Muhaddis, din alimleri, din muallimlerindeki yüzündeki nur, onlardaki ziyafayız, mene şu duanı berekat. Bunge her birimiz erişimiz mümkün. Mene şu hadiske amel kılıp, örgengenimizini farzenlerge, başkalarge yetkizişke hareket kılsek, inşallah ana şu duaya müşerref bulamız. Allah subhanahu ve teala özü hamelerimizini hakta sabit kısın. Bitten her sene ben ayeti bir yakınlayayım ben sohbetim gel. Niyet degen de her kanıka ilimdeki niyet getirdi. Niyet degen de. Yani siz Kur'an ilmini örgen yapsınız mı? Hadisini örgen yapsınız mı? Matematikini örgen yapsınız mı? Ana tılını örgen yapsınız mı? Teknikini örgen yapsınız mı? İctimai ilimlerini örgen yapsınız mı? Tibbiyatını örgen yapsınız mı? Farkı yok. Ana şunu örgen işte niyetini doğru kılınsa, şu niyet bilen öşe iş ibadet boladı, ilim talebi boladı, derecat boladı, nur, feyiz, berekat boladı. Her biri de şahsi menfaat neymez? Allah'ın razılık. Allah nimege razı boladı? Allah yeryüzünde özgü ibadet kılınışge razı boladı. Allah yeryüzünde fakat özge şükür keltirilişge razı boladı. Allah yeryüzünde özünün hükümleri cari boluşge. Adamlar bunu dinige, aytkanige amel kılışge razı boladı. Mene şu yolge, mene şu maksatge hizmet kıladigan, halkanaka ilimle örgen yetkenli siz mene şu, Allah'ın razılığı digende mene şu derselerini niyetsiz ibadet boladı. Allah'ın yoludaki en kette amellerden, Allah'ın yoludaki en kette küreşlerden boladı. Allah subhanahu wa ta'ala hamelerimizgi özü tevfik-i hidayetini yar eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdike la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyke. Allahumma leke alhamdu ala kulli hal ve leke şükür ala kulli hal. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in.
Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilmen nafi'a. Allah bizge faydalı ilim bergin. İlmimizden faydalanışını nasip etkin. Amal kılış baktığına hammamızge Allah özü müyesser eylegin. Parvardigara örgengenlerimizini okup, örgenip, anglap, amal kılıp, başkalarına yetkiziş baktığına hammamızge muvaffak eylegin. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kılgen duaları bizge ham nasip buluşunu Allah muvaffak etkin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in.